Hata yapmayıp mevcutlara bakarak aynen aktaran ve hata ihtimaline karşı yeni kaynaklara açılmayan isimlerdense cesur isimler tarihçiliğe daha çok katkıda bulunmuşlardır. Ha, ne alaka ta yüksek lisans döneminde ne işin vardı derseniz Kırzıoğlu Hoca'nın bir makalesi, bir bildirisi vardır 1968'de olmalı. Fatih'in Trabzon'u fethi esnasında geçtiği Bulgar Dağı neresidir şeklinde. Arkadaşlar Fatih'in Trabzon 1461 fethi esnasında bir Bulgar Dağı'nı aştığı söylenir. Bu tabii kafaları karıştırır. Ne işi var? Yani nerede? Eğer bilmiyorsak tuhaf bir şeydir. Ne olmuş yani oraya bir Bulgar aile mi gelip yerleşmiş, isim nereden geliyor falan. Kırzıoğlu Hoca bunun bu ismin çok eski dönemlere gittiğini ve çok eski yıllardan beri kullanılan bir isim olduğunu, o Trabzon ilerizenin güneyinde kalan Kaşgar Dağları'nın o kısmını ifade eden tam haritada ben bakma imkanım olmadı veya gidip orada sorma imkanım olmadı nereler Bulgar Dağı'dır diye ki şu an kullanılmıyor bildiğim kadarıyla o isim. Evet Kırzıoğlu Hoca bunu buldu. Sonra Adana'daki daha doğrusu Tarsus'un kuzeybatısından başlayıp batıya doğru uzanan, güneybatıya doğru uzanan Balkar Dağları vardır. Onlarla birleştirerek eski dönemde Anadolu'ya Bulgar Türklerinin geldiğini söyledi. Burada hocanın işte Toroslar'daki Bulgar Dağları ile bunları yan yana getirmesi bir zaman aykırılığı. Ayrı zamanların olayı arkadaşlar. Toroslar'daki Bulgar Dağı çok daha sonra 920'li yıllarda oraya Araplar tarafından yerleştirilen bir Bulgar Türklerinden bir koloninin, bir yerleşimin adlarını taşıyor. Buradaki Kaçkar Dağları'ndaki Karadeniz'deki Bulgar Dağı ile bir alakası yok. Evet neyse bu şekilde biz tanış olmuş olduk. Horenli Musa'nın Bulgarlardan bahsettiğini görerek tabii ki benim tezim de Bulgarlar olduğu için hemen aldım dediğim gibi altını çizerek okumaya başladım. Birinci elden Horenli'nin ne dediğini görebilmek için. Evet, Türk tarihiyle ilgili kısımlara gelmeden önce, gerçi söyledik onu ama tekrar değinmek gerekirse, ilk insandan Adem Peygamber'den itibaren konuyu alıyor, getiriyor ve alışık olduğumuz şekilde, yani İslam, Musevi veya Hristiyan kitaplarına fark eden bir şey olmuyor arkadaşlar. Metinler aynı, zaten bunların kökleri İsrailiyat'a gider. İslam ve Hristiyan bilginleri o peygamberler tarihi olarak okuduğumuz metinleri İsrail Yahudi bilginlerinden alıp öğrenirler. Aynen o şekilde bildiğimiz hikayeleri burada da görüyoruz. Yaratılış işte tufana kadar gelen süreç, tufanda olup bitenler ve en önemlisi bugünkü insanlığın köklerinin bulunduğunu işte kurgulayan tufanın hemen sonrasındaki günler nedir? Nuh peygamberin üç oğlu Ham, Sam ve Yafes. Bunların çocukları, çocuklarının isimleri ve bu evet bu çocuklardan günümüzdeki daha doğrusu her bir kitabın yazıldığı gündeki kimlerin kaldığı. Bunu arkadaşlar daha sonra fırsatımız olursa başka eserlerde de göreceğiz. Haftaya Gürcü Vakainamesi'nde, daha sonra Rus Ana Vakainamesi Pavest'te, ikinci dönemde İslam eserlerinde bunları tekrar tekrar göreceğiz. Kendi döneminde yazıyor. Yafes'in çocukları ama kendi dönemindeki insanların, milletlerin açıklamasını yapması gerektiği için biz her çağda, her dönemde Yafes'in çocuklarının isimlerinin değiştiğini veya o çocuklardan gelen insanların değiştiğini görüyoruz. Evet, burada ben
Horenli'ye bakarsak Yafes'ten Gamer doğmuştur. Gamer arkadaşlar Kimer. Gamer'den Tiras doğmuştur. Bunu daha sonraki Hazar çağında falan Türk kelimesiyle eşleştirdi bilginler ama burada Trak olduğunu biz görüyoruz. Tiras'tan Torgoma doğdu. Burada arkadaşlar Gürcü Vakainamesi de Torgoma'yı atası yapar aynı bu şekilde. Ermeni Vakainamesi de ama Hazar'a gittiğimizde Hazarlar da aynısını yaparlar ve Togarma'nın Hazarların ve Türklerin atası olduğunu, Yafesoğlu Togarma'dan Türklerin geldiğini söyler Hazar kaynakları. Beri tarafta da işte Ermeni kaynakları Yafesoğlu Togarma'dan Ermenilerin geldiğini, Gürcü kaynakları da Gürcülerin, daha doğrusu oradaki 10 halkın, Güney Kafkaslar'da yaşayan 8 halkın, özür dilerim, Togarma'nın veya Torgoma'nın soyundan geldiğini söylerler. Bu Togarma'nın, Torgom'un buradaki şekliyle Hay ismindeki oğlundan Ermeniler gelirmiş. Arkadaşlar Hay, geçen de Oder bize izah etti, Ermenilerin kendilerine verdiği isimdir. Ermeni, kendilerine Ermeni demezler, Hay derler. Çoğulu Haykıtır, ülkelerine de Hay aslandır. Kendi isimleri öyledir. Dışarıdan yabancı insanlar onlara Ermeni derler. Başka o ilk dönemlerle ilgili neler var? Biz destanlardan ilk derslerimizde bahsederken destanın efsaneleşen eski tarihlerin efsaneleşen anlatımının doğasından bahsederken böyle olayların oradan oraya taşınabildiğini, belli bir kişiye yakışan olayların alıp ona verildiğini, belli bir kötü kişiye yakışan olayların bir yerden alınıp ona verildiğini görmüştük. Bu şekilde olaylar yaşar, figürler yaşar ama biz çok değişik kimselerin, bu yüzden iyi veya kötü çok değişik kimselerin aynı şeyleri yaptığını görüyoruz. Burada da örneğin Bel adlı bir tiran yöneticiye karşı ve onun işte devler ordusu var, insanlığı rahat bırakmayan, ona karşı biz Hay'ın mücadele ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Ermenilerin atası olan Hay'a böyle bir insanları rahat bırakmayan devlerle mücadelede öncülük gibi bir şerefin ona verildiğini görüyoruz. Arkadaşlar her ne kadar Ösebius'un kitabından almış olsa bile onun ötesinde de bilgiler içermesi noktasında ben biraz bu kitaba güven duyma taraftarı olduğumu sanıyorum. En azından az sonra okuyacağımız diyelim Türklerle ilgili olduğunu gördüğümüz haberler Ösebius'ta yok. Bu yüzden biz Horenli Musa'nın böyle orijinal bir, tabii o kaynaklarda kullanarak özgün bir eser yazdığını düşünüyoruz. Ve bu eserde metlerle ilgili diğer kaynaklarda Ösebius dışında hatta Herodot'ta bile görmediğimiz bazı ayrıntıları görebiliyoruz. Herodot örneğin sanırım 4 kuşak götürür. Burada 8 tane Med kralının ismini söyler. Orada Madua olarak Asur kaynaklarında karşımıza çıkan Herodot'ta Madyes olarak gördüğümüz kişiyi yine burada Mades olarak bize zikretmektedir. Herodot'taki arkadaşlar Medlerin hikayelerini anlatırken o son Med kralı Astyages'e ihanet edip Kamityus oğlu Kiros'u davet eden ve ülkenin Pers idaresine girmesine yol açan Harpagos adlı bir komutan vardı. Bu şekilde yaparak kralı Astyages'ten intikamını almış oluyor ama böylelikle de İran tarihinde Med dönemine son verip Persleri getiriyor. Dolayısıyla da bu Med etnosunun da sönüşü ve ülkenin
Farslaşması anlamına geliyor. İşte bu Harpagos'un ismini biz Horenli Musa'da Varbakes olarak görüyoruz. Aynı şekilde bir Met kahramanı, Met önüne geleni, bir Met komutanı olarak demiştim. Herodot'taki hatırladığım 4 Met yöneticisine karşılık burada 8 tane Met yöneticisinin kralının ismini verir ve bunların sonuncusu da işte Kayaksaras oğlu Astyages olarak Herodot'ta geçen Azdahak olarak verir. Azdahak'ı arkadaşlar geçtiğimiz dönem Şehname'den hatırlayan, geçtiğimiz dönem ders alan, baharda ders alan arkadaşlar Şehname'yi işlerken hatırlamışlardır. O zaten videosu da duruyor. Ben ona havale edeceğim ve Ajdahak, dolayısıyla ejderha bahsine girmeyeceğim. Ama burada geçmişte bir şeyler var. Birileri bir kahramanlık göstermiş, birileri kötüymüş. İşte o kahramanlık gösterenlerin yanında Ermenilerden de birilerinin bulunması gerekiyor. Başrolde olmasa bile o olaya omuz vermiş, yardımcı olmuş birisi. Bu şekilde Ermeni büyüğü, pehlivanı diyelim, Tigran'ın o Astyages'i tahttan indirmede Kiros'a yardımcı olduğu gibi bir bilgi var. Bunlar tabi arkadaşlar uydurma bilgiler. Çünkü dediğimiz gibi Herodot döneminde biz Ermeni etnosunu bilmiyoruz. Hele Ermeni devlet yapılanmasını hiç bilmiyoruz. Ve dolayısıyla bir Tigran isminde bir Ermeni yöneticinin, hükümdarının kalkıp da Kiros'a burada bu konuda yardımcı olması tamamen bu noktada efsanevi uydurma bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıntılı bir şekilde, neredeyse Herodot'taki ayrıntılardan daha fazla işte bunlarla Tigran ile ve diğer İranlılar ile Astyages'in, Ajdahak'ın mücadelesini arkadaşlar bize anlatıyor. Bunları anlatırken Mar Abbas Katina'yı kaynak olarak alıyor. Katina'nın ismi arkadaşlar bizim için önemli. Çünkü az sonra geleceğimiz bazı haberlerde de aynı bu Katina'yı bize kaynak olarak gösteriyor. Elimize geçmemiştir Mar Abbas Katina'nın kitabı. Bu eski dönemlerle ilgili Kuzey Mezopotamya, Batı İran, Doğu Anadolu bölgesinin eski dönemleriyle ilgili arkadaşlar bilgilerini çoğunlukla buradan alıyor. Ha, ama en başlarda da yine Thompson'ın eleştirisine uğradığı şekilde kendisinin Urfa'daki arşivlerden faydalandığını söylüyor. Bu arşivlerin dilinin ne olduğu falan konusunda bir açıklama yok. Ama Nizip'ten Urfa'ya taşınmış ve aynı zamanda Sinop'tan da oraya getirilmiş Pontus Devleti'nin arşivlerinin olduğunu söylüyor ve kendisinin bu arşivlerden faydalandığını söylüyor. Thompson ise beri taraftan Urfa'da böyle arşivlerin bilinmediği, hele Nizip'ten ve Sinop'tan oraya taşınmış olan arşivlerin bilinmediği noktasında kendisini eleştiriyor. Evet, Ajdahak bahislerini bununla bitirelim. Filolojik bir arkadaşlar çıkarımla bitirelim. Dilimizde diyor, bugünkü dilimizde ejderha kelimesi o Ajdahak'ın isminden gelir. Arkadaşlar Türkçe'de de, zaten Türkçe'de Farsçadan almıştır işte ejderha kelimesini. Bugün biz ejderhaya çevirmişizdir ama halk içinde ejderha biçimiyle söylenir bu. Ermenice'de işte dilimizdeki bu dragon, ejderha anlamına gelen isim işte bu Ajdahak'ın isminden gelir diyerekten de bize filolojik bir not düşüyor Horenli Musa. Ve tabii ki demiştim başrolü alamıyor ama önemli olaylarda omuz veren, yardımcı olan, etkili olan Ermeni hükümdarları, o dönemin hükümdarlarının o olayların içinde olduğunu anlatmaktan kaçınmıyor. Aynı şekilde Feridun'un aslında
tarihi olarak Kiros'un Astiages'i devirmesi. Ama İran destanları daha sonra Part döneminde şekillenip Sasani döneminde yazıya geçirilen İran destanları Ajdahak'ın yani Astiages'in devrilme şerefini Kiros'a değil de tamamen kapı dışarı kalıyor Kiros. Feridun'a vermeleri burada da yansımasını buluyor. Dolayısıyla kendisi İran destanlarından da haberdar burada. Zaten haberdar olmaması düşünülemez. Uzun süre İranlılar tarafından yönetilmiş olan bir ülkede, İran şahlarının yönettiği bir ülkede İran tarih geleneklerinin, destanlarının bilinmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Aslında İran'da Kiros kapı dışarı edilmiş, destanda daha sonra olacağın destanda onun yerine Feridun Ajdahak'ı tahttan indiren kimse olmuştur. Burada da tarihi olarak Kiros'un Ajdahak'ı indirdiğini söylemekle beraber biz burada kendisinin Feridun hikayesini de buraya katmak zorunda kendisini hissettiğini görüyoruz Horenli Musa'nın. Evet arkadaşlar, ben kitabın bütün içeriğini anlatmam doğru olmayacak, zor olacak ve bizim açımızdan önemli olan da Türk kaynağı olarak neler içeriyor, kullanılabilir mi? Arkadaşlar, yakın zamana geldikçe diğer alanlardan kaynaklar çoğaldığı için bir kaynağın göreceli önemi azalabilir, azalır. Fakat eski döneme veya hakkında kaynağın çok az olduğu bir bölgeye, bir olguya, bir olaya doğru gidersek bir kelime bile çok büyük önem taşıyabilir. Bu yüzden falanca kitap işte 15-20 sayfa boyunca Türklerden bahsediyor ama filanca kitapta iki satır var. Acaba o iki satırın değeri çok özgün bir bilgi içermesi noktasında 15-20 sayfalık bir metinden daha değerli olabilir mi? Olabilir. Durumuna göre, o bilginin özgünlüğüne göre, değerine göre olabilir arkadaşlar. Biz Batı Hun Atilla ile çağdaş bir yazardan bahsediyoruz. Dolayısıyla o dönemde özellikle Avrupa'nın doğusu ve Orta Asya ile ilgili bilgilerimizin son derece kısıtlı olduğunu, Akunlar veya Orta Asya'daki Hunlarla ilgili özellikle bilgilerin son derece kısıtlı olduğunu söyler isek, bilir isek, Ptolemaios sonrasındaki coğrafyacıların bize batıdakilerin Orta Asya hakkında öyle bilgi, kayda değer bilgiler vermediğini, ancak İran'dan gelen süzme haberler bize aktardıklarını, geçen ders Prokopius'un İran savaşları bahsinde gördüğümüz gibi. Ancak bunu böyle düşünür isek, Horenli Musa gibi erken bir yazarda yer alan bilgilerin kısa veya uzun olmasının hiçbir önemi kalmaz. Evet, öncelikle beni o erken tez çalışmalarım sırasında ilgilendiren haberlerle başlayalım. Başka neler varmış Horenli Musa'nın kitabında Türk tarihiyle ilgili olabilecek, onları görelim arkadaşlar. O Karadeniz'deki Bulgar Dağı'nın ilk geçişi Tayuk'taki, Tayuk arkadaşlar Sarıkamış ve güneyi, o bölgenin ismidir Ermeni coğrafyasında. Tayuk'taki Parhar Dağı'nın eteklerine, yağmurlu ve sisli ormanlık ve bataklık bölgelere doğru döndü. Kim? Valarşak. Ermenistan'a kral olarak atanan Şah'ın, İran Part Şah'ının, Part Kralı'nın kardeşi. Dağların içindeki iki düz ve ağaçlık yeri avlak olarak düzenledi. Daha aşağılar güneyler arkadaşlar, Horasan'a doğru olan, Erzurum'un doğusundan bahsediyorum. Oralar bugün
daha kuraktır ama Sarıkamış'a doğru çıkıldıkça yeşermeye başlar. Zaten Sarıkamış'ın etrafı yemyeşildir, ormanlıktır arkadaşlar. Dolayısıyla nerede çok ağaç, orman varsa oralar iyi avlak olacaktır. Orada Kuzey Ovası ile Büyük Kafkas Dağı'nın eteklerinde ve güneyindeki dağdan Büyük Ova'ya doğru inen uzun ve derin vadilerde oturan yabancı barbar ırkı topladı. Oraya yabancı ve barbar bir ırk var. Onları topladı. Kimmiş bunları göreceğiz. Onlara haydutluğu ve kıtalileri yani insan öldürmeyi bırakmalarını ve kralın emir ve vergilerine tabi olmalarını emretti. Ve bir dahaki sefer gördüğünde üzerlerine mukabil kurumlarıyla birlikte önderler ve prensler atayacağını söyledi. Ve onları bilge kimseler ve nezaretçilerle birlikte bıraktı. Oraya yerleştirilmiş bir halk var, yabancı bir halk var ama rahat durmuyorlar. Etrafa dehşet saçıyorlar, etraftaki nüfusu rahatsız ediyorlar. O da gidiyor, akıllı uslu olun diye bunlara öğüt veriyor. Durmazsanız ben yapacağımı bilirim diyerekten tehdit ediyor. Kendisi ise Batı ordusunu terhis ettikten sonra eskilerin ağaçsız ya da yukarı basyan dedikleri fakat sonra Vlendur Bulkar kolonisi Vundlar buraya yerleştikten sonra onun ismine binaen Vanant denilen saray hududundaki otlu çayırlara doğru indi. Arkadaşlar Ardahan çevresidir Vanant eyaleti veya vilayeti eski Ermeni coğrafyasında. Saray ise onun Gürcistan tarafındaki bölgeler, Ermenistan'ın daha doğrusu yukarı kısmı Gürcistan'ın da işte üç ülkenin sınır olduğu yere doğru yaklaşan kısımları buralara da Saray ismini veriyorlar. Buralarda demek ki yerleştirilmiş olan bir Bulgar kolonisi var. Buraya gelmiş olan ve işte yerleştirildikten sonra rahat durmayan ve kralın bu şekilde ilgilenmek, uyarmak zorunda kaldığı bu bölgeye Sarıkamış etrafına daha doğrusu Kars ile Pasinler arasındaki düzlüğe çünkü Vanant kelimesi de onu karşılıyor. O bölgeye yerleştirilmiş olan bir Bulgar topluluğu var imiş. Bunlar ne zaman oldu? Valarşak zamanında kuzey halklarının ordaları birleşti. Hazar ve Barsilleri kastediyorum. Arkadaşlar burada Hazar ve Barsil kelimeleri belki Hazar çünkü 630'lardan sonradır kuruluşu. Burada geçtiği için Horenli Musa'nın Hazar'dan kitabının o dönemde Hazar ortaya çıkmadan